Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomuzun konusu erken dönem eğer omuz sıkışma problemi yaşıyorsanız hangi tür egzersizleri yapabilirsinizle ilgili olacak. Ama egzersizlere geçmeden önce bana daha fazla destek olabilmek için eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi birinci egzersizi göstererek başlayalım. Birinci egzersizimiz bu şekilde göğüs önündeki kaslara uygulayacağımız bir germe egzersizi olacak. Bu egzersizi 30 saniye bekleyerek 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Bu şekilde eller göğüs hizasında yanlarda, eğer kapı aralığı bulabiliyorsanız kapı aralığı ya da bu şekilde bir duvar aralığında egzersiz uygulamanız daha kolay olur. Veya bu egzersizi ayakta yapmakta zorlanıyorsanız bu şekilde bir havlu yardımıyla omurganızı destekleyip kollarınızı yer çekimine karşı bırakırsanız yine göğüs önüne tutunan kaslarda bir germe ve o bölgede bir rahatlama hissedeceksiniz. Bu kasların gerilmesi yani esnekliğini geri kazanması önemli. Çünkü omuz bölgesine tutunarak omuzda bazı fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. Dolayısıyla dikkatli olmalıyız. Sıradaki egzersizimiz bu şekilde özellikle kürek kemiği etrafındaki kaslara yönelik olacak. O kasları hem uyarmak hem de o bölgenin biraz daha kuvvetli hale gelmesi için bu egzersizi uygulayacağız. Egzersizi bu şekilde uygularken kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıp 3 saniye bekleyip tekrar gevşek bırakacağız. Bunu da 10 tekrarlı 3 saniye bekleyerek yine toplamda 30 tekrar olacak şekilde 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz yine özellikle kürek kemiği etrafına yönelik bir egzersiz olacak. Kürek kemiği etrafına tutunan kasların aktivasyonu ve kuvveti için bu şekilde avuç içleri yukarıyı gösterecek şekilde arkaya doğru uzanacak. Yine yukarıda 3 saniye tuttuktan sonra kollarımızı gevşek bırakabiliriz. Eğer bunu yaparken çok şiddetli ağrınız oluyorsa mutlaka bu egzersizi yapmaktan vazgeçin. Ancak ağrınız olmuyorsa ağrı sınırına kadar yine bu egzersizi uygulamanız sizin için fayda sağlayacaktır. Yine bu egzersizi de 10 tekrarlı 3 set halinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizlerimiz izometrik kasılmayı yani sabit kasılmayı içeren egzersizler olacak. Bu egzersizleri 4 yöne uygulayacağız. Önce bu şekilde duvara doğru elimizi 90 derece dirsek pozisyonda ittireceğiz. Bu şekilde göğsümüzü öne doğru yaslamayacağız. Mutlaka gövdemiz dik, omzumuz gövdemizin yanında olacak. 10 saniye bekledikten sonra dinlenip tekrar bir 10 saniye duvara doğru özellikle bu omuz bölgesine tutunan kasları hissederek ittirmeyi uygulayacağız. Sonra tekrar dinlendirip tekrar 10 saniye boyunca duvara doğru dirseğimiz 90 derece olacak şekilde bir itme gerçekleştireceğiz. Şimdi aynı şekilde yine dirseğimiz 90 derece olacak şekilde bu itmeyi arkaya doğru yani özellikle omuzun arkasına tutunan kaslar için uygulayacağız. 10 saniye kasılı tuttuktan sonra gevşek bırakacağız. Dinlendikten sonra tekrar 10 saniye bu şekilde dirseğimizin arkasıyla duvarı ittireceğiz. Bunu yaparken kendinizi çok fazla zorlayıp vücudunuzun pozisyonunu bozmayın. Erken dönemde tolere edebildiğiniz kadar kuvveti ayarlayın ve uygulamayı yapın. Dediğim gibi 10 saniye duvarı ittirip 3-5 saniye gevşek bırakıp tekrar 10 saniye duvarı ittirerek 3 set halinde egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi içe döndürücü kasların aktivasyonu için de bu şekilde yine bir duvar kenarında olabilir, kapı kenarında olabilir. Elimizi sanki içe çeviriyormuşçasına bir kuvvet uygulayacağız. Yine bu kuvveti de 10 saniye uygulayıp daha sonra gevşek bırakabilirsiniz kolunuzu. Burada dikkat etmeniz gereken şey asla dirsek vücut kenarından ayrılmayacak. Yani
dirseği yukarı doğru kaldırarak egzersizi uygulamayacaksınız. Son kez gösterelim. Kolunuzu sanki göğsünüze doğru çekiyormuşçasına bir kuvvet uygulayacaksınız. Ve elin dışıyla olan ittirme videosunu yanlış çektiğimiz için buraya koyamadım. Ama siz yine elin dışıyla ittirerek yine 10 saniye tutup 3 setli olacak şekilde egzersiz uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün göstereceğimiz egzersizler bu şekildeydi. Eğer siz bu egzersizleri yaparken herhangi bir ağrı ya da sızı, herhangi bir problem yaşıyorsanız bu egzersizler sizin için uygun olmayabilir. Mutlaka önce doktorunuza danış, bu egzersizleri uygulayın. Ama onun dışında bu egzersizleri özellikle hastalığın erken döneminde ya da ağrıyı azaltmak ve fonksiyonelliği artırmak için kullanabilirsiniz. İlerleyen dönemde bir sonraki videomda bahsedeceğim omuz bölgesi, omuz etrafındaki kaslar için kuvvetlendirme egzersizleri videosunu da uygulayabilirsiniz. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya direkt bana yorumlar kısmından ya da Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.